Ne tarz kitaplar okuyorsunuz? Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hepsini okurum diyeceğim de biraz açalım onu. Hepsi sosyolojik analizler içeren kitapları okurum. Felsefe kitaplarını okurum. Roman okurum. Roman insanı dinlendirir. İslam'la ilgili çok kitap okudum. Okurum halen, alırım, merak ederim. Benim gördüğüm kadarıyla burada hemen hemen aslında her çeşitten kitap var. Yani her şeyi okurum. Türkiye'de medya nereye gidiyor? Bütün dünyada tartışılan bir konu bu. Yani yeni dijital platformlar falan da çıkıyor. Aslında bu evrilmeyi çok iyi buluyorum, olumlu buluyorum. Televizyonlar ve gazeteler şu an Türkiye'de maalesef yok yani. Vatandaşın haber alma özgürlüğünün karşılanabildiği bir medyayı görmüyorum ben. Hayırlı oldu. Başka kanallar açıldı. İşte YouTube'tu, internetti. Herkesin kendi yayınını kendisinin yapabildiği bir süreç başladı. Akif Hamzaçebi, biz İstanbul'u alırdık diyor muydu yani seçimlere? Ben kesinlikle İstanbul'u alacağımıza inanıyordum. Daha Sayın İmamoğlu'nun adaylığı da ortada yoktu. Bunu çok güçlü bir şekilde kamuoyuna da ifade ettim. Genel başkanımıza ve partimizin yetkili organlarındaki arkadaşlarımıza da bunu çok güçlü bir şekilde ifade ettim. İstanbul alınabilir bir şehir olarak, belediye olarak önümüzde duruyordu. Ben buna yürekten inanmıştım bir kere. Arkadaşlar herkese merhabalar, selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Bu videoyu şu anda nerede izlediğinizi bilmiyorum ama çok keyifli bir sohbete götüreceğim sizi. Videonun altına istediğiniz gibi eleştirileri, yorumları ve elbette ki like'ları gönderebilirsiniz. Türk siyasi hayatında çok önemli bir yere sahip olan, aynı zamanda mütevazı kimliğini de hiçbir zaman elden bırakmamış olan Mehmet Akif Hamzaçebi. Bir de sizi Akif Hamzaçebi olarak bilen de çok var. Siyasi hayatta daha çok Akif Hamzaçebi olarak biliniyorum. Mehmet biraz ikinci planda kaldı. Hamzaçebi sizin soy isminiz galiba, değil mi? Hamzaçebi bitiş. Ama bazen onu bölerler. Hamza Çelebi derler. Keşke Çelebi olabilsek tabii. Kötü bir şey değil. Evet, aynen. Hatta bir anım var. Maliye müfettişim, Türk Havayolları'nı teftiş ediyorum. O ara Devlet Denetleme Kurulu vardı. Oradan iki kişi Türk Havayolları'nı teftişe geleceklermiş. Bizim olduğumuzu duymuşlar. Teftiş Kurulu Başkanı'nı arıyorlar. Orada kim var diyor. Teftiş Kurulu Başkanı da Mehmet Akif Hamzaçebi. Ha, hangisiyle görüşeyim diyor. Hani böyle bir Karadeniz heyecanlı durumları söz konusu olur ya. Siz bir Karadeniz geni taşıyan insan olduğunu düşünüyor musunuz? Trabzonluyum. Annem Gümüşhanelidir. Trabzon-Gümüşhane karışımı. Her iki coğrafyanın da genlerini taşıyorum diye düşünüyorum. Heyecanlı yanım vardır ama aynı zamanda aklın, muhakemenin kontrolünde olan bir heyecandır bu. Kontrollü Karadenizli diye. Yani öyle söyleyeyim. Ya kontrol derken kontrollü bir yaşam sürmüyorum tabii, evet. Ama ani fevri hareket edip hemen fevri kararlarla yola çıkmam. Abi şimdi tabii birçok şeyi konuşacağız bugün ama şunu sormak istiyorum. Çok uzun bir dönemdir siyasettesiniz. Yani 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemde de meclistesiniz. Evet. Bu yolculuğun bu kadar uzun süreceğini tahmin ediyor muydunuz? Valla ben hiçbir şeyi planlamam bir kere. Yani siyasete girdiğim zaman bu yolculuğun ne kadar süreceğini asla düşünmemiştim. Şu nedenle düşünmedim biraz da. Ben daima iş hayatımda da, yani siyaset öncesi Maliye Bakanlığı'ndaki hayatımda da hep işimi yapmaya odaklandım. İşimden başka bir şeyi düşünmedim. Ben işimi iyi yaparsam beni izleyenler fark ederler. Hak ettiğim bir yer varsa, bir şey varsa oraya getirirler veya onu bana verirler diye düşündüm. Siyasi hayatta da böyle oldu. Ben işimi yaptım. 8 yıl Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptım. Meclisin en yoğun dönemidir. Özellikle 22. dönem. Sabah 10'larda başlardık. Gece 11-12'lere, ertesi gün sabaha kadar süren çalışmalar olurdu. Bu kadar yoğun çalıştık ama asla da seçim bölgemi ihmal etmedim. O zaman Trabzon milletvekiliydim. Hafta sonları Trabzon'a gittim geldim. Başka hiçbir şey düşünmedim. Bir daha milletvekili olur muyum? Partide bir aktif göreve, yönetici göreve gelir miyim diye düşünmedim ama zaman içerisinde onlar da oldu. Parti disipliniyle hiç böyle karşı karşıya gelecek bir noktada olmadığınızı görüyoruz. Bunu nasıl başardınız? İşimi yaptım sadece. Gerçekten işimi yaptım. Bütün siyaset hayatım çalışmayla geçer. Saha çalışmasıyla geçer. Vatandaşın arasındayımdır. Onların sorunlarını dinlerim, koşarım, kanun teklifine dönüştürürüm, mecliste konuşurum, sonuçlarına kadar takip ederim, sorunun taraflarına bilgi veririm mutlaka, muhtarlar, vatandaşlar. Herhalde bundan olmalı. Yani şöyle bir şey yok, onu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, başka siyasi partileri bilemem. Ben işimi yaptığım için genel başkanlar benim işimi yaptığımı görürse beni takdir eder, taşırlar, tekrar aday yaparlar. Böyle düşündüm. İşimi yaptığım için parti politikalarıyla herhangi bir çelişkili, çatışmalı durumum da olmadı. Evet. Partinin çizgisi bellidir. Kemal Bey'le bu çizgi çok daha güzel bir yola girdi. Daha güzel bir çizgiye doğru oturdu Cumhuriyet Halk Partisi. Hiçbir sorunum olmadı. Parti sözcüsü oluyorsunuz veya grup başkan vekili oluyorsunuz veya parti genel sekreteri oluyorsunuz. Ama tabii ki hayatta her şey değiştiği gibi zamanla bu makamlar ve görevler de değişiyor. Bir kırılganlık oluyor mu? Elbette bir görev sona erince acaba diye bir şey insan soruyor kendine. Hiç, yerde yanlış mı yaptık? Yani hiç etkili olmadı, hayır asla falan dersem doğru söylememiş olurum. İnsan tabiatı bu. Elbette bir görev sona erince insan etkilenir ama bazen bu sona ermeleri insan kendisi de tercih edebilir. Her sona erme yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bir de öyle bakarım. Bir görev bitti ya her şey bitti değil. Yeni bir dönem başlıyordur. Yeni bir döneme hazırlanırsınız. Onun da güzel yanları vardır. Kendinizi yenilersiniz, güncellersiniz. Kendi muhasebenizi, iç muhasebenizi yaparsınız. Nerede hatalarım vardı? Neyi yanlış yaptım? Bundan sonra nasıl yapmalıyım diye kendine göre böyle güzel tarafları vardır. Ama hiçbir zaman aklım arkada kalmadı. Yani bıraktığım görevde hiçbir zaman kalmadı. Gidersem unuturum yani. Unuturum değil yani. Onu taşımam artık yani. Evet. Bürokrasi de öyleydi. Bu çok önemli bir özellik. Akıl çünkü orada kalınca daha sıkıntı oluyor. Bu sefer ileri şey olamıyorsun. Tıkanır kalırsınız tabii ki. Mecliste zaman zaman bir tartışmaları da görüyoruz tabii. Hatta fiziksel temasların olduğu dönemleri de görüyoruz. Siz çok mütevazı bir insansınız. Bakıldığında naifliğiniz belli oluyor. Bazen durup da ya arkadaş biz ne yapıyoruz falan dediğiniz oluyor mu? Çünkü mesela şöyle meclisteki bu ses olayları falan da çok üst seviyede yani hani oradaki teknik ekipmanlar falan. Doğru tabii. Ona rağmen bazen bağırmak zorunda kalıyorsunuz. O şundan olur. Televizyondan izleyenler onu fark etmezler. Tartışmalı gergin anlar olur. Yüksek sesle konuşmalar olur. Laf atmalar olur karşılıklı. Çok olur onlar. Sesinizi duyurabilmek için sesinizi yükseltmek zorunda kalırsınız. Bu gayet doğaldır. O bir bağırma çağırma değildir. Bağırma çağırma da olur yani onu da söyleyeyim. Ama sesin yükseltildiği zamanlar çok olur. Hatta kürsüde hatip konuşur mesela. O kadar laf atılır ki o laf atmalar mikrofondan duyulmaz. Milletvekili cevap verir onlara. İzleyenler onu anlamaz. Kime ne söylüyor falan. O ona ne dedi ki acaba falan gibi. Tartışsanız da bu oturumlar kapandıktan sonra aynı yerden çay alıyorsunuz, kahve alıyorsunuz. Yani hiçbir gerginlik daimi değildir asla. Gergin oturumdan sonra taraflar bir araya gelir bir kere onu söyleyeyim. Yani grup başkan vekilleri bir araya gelir. Oturur konuşursunuz. Bunu nasıl sona erdiririz? Ne yapmalıyız? Hangi adımlar atmalıyız? Bunu grup başkan vekilleri yapar. Veya iki grubun bu işle görevli gönüllü milletvekilleri vardır. Onlar giderler. Aracılar diye bir tabii aracılar. Mesela bizim rahmetli Mevlüt Aslanoğlu vardı. Malatya milletvekili. Birisi oydu. AK Parti'den Doğan Kubat vardır mesela. Hala milletvekili. Bu temaslar daima yürütülür. Şimdi Wikipedia sizin için ekonomist ifadesini kullanıyor. Evet. Siyasete ilk girdiğiniz dönemlerde ekonomiyi iyi bilme bir şart mıydı? Öyle bir şey yok yani. Ama o zaman benim bürokrasideki mevcut birikimim, orada yaptığım görevler elbette siyasete girmemde etkili oldu. En son Gelir Genel Müdürlüğü görevini yaptım. Aşağı yukarı 3,5 yıl süreyle onu yürüttüm. Onun öncesinde İstanbul Defterdarlığı görevini yapmıştım. Özellikle Gelirler Genel Müdürlüğü ekonominin içindeki bir birimdir. Şimdi o Gelir İdaresi Başkanlığı oldu. Bütün ekonomi toplantılarında Gelirler Genel Müdürü mutlaka olur. İlgili bakanın, başbakanın başkanlığındaki toplantılarda mutlaka olur. Ekonomiyi takip etmek, bilmek, verileri yorumlamak zorundasınız. O kimlik, Gelirler Genel Müdürlüğü unvanı otomatik olarak sizi ekonominin içine çeker. Sizin bir de iki dönem defterdarlığınız var galiba. Bir Ankara Defterdarlığı, İstanbul Defterdarlığı. Tam olarak ne yapar defterdar? Defterdar Osmanlı İmparatorluğundan... Günümüzde çok kullanılmayan bir ifade olarak söyleyebilir çok kişi bilmez onu. Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyet'in devraldığı bir kurumdur. Çok güzel bir kurumdur aslında. Mali İdare'nin Taşra'daki en büyük amiridir. İstanbul Defterdarı Maliye Bakanlığı'nın Taşra'daki en büyük amiridir. Evet. Bu yapı gerçi 2006'dan sonra kısmen değişti. Halen defterdar var ama onu 2006 öncesi ve sonrası diye ayırmak lazım herhalde. Benim dönemimde şöyleydi, öyle söyleyeyim. İstanbul Defterdarı İstanbul'daki bütün vergi dairelerinin amiridir. Tahakkuk ve tahsilat işlemleri defterdarın yönetimi altındadır. Evet. Bütün kamu harcamalarını İstanbul Defterdarlığı'na bağlı muhasebe müdürlükleri ve mal müdürlükleri yapar, öder. Hazineye ait bütün taşınmazları, bütün arazileri İstanbul Defterdarı yönetir. Hazinenin taraf olduğu bütün davaların amiri İstanbul Defterdarı'dır. Çok zormuş ya. Çok güçlü bir amirdir. İl İdare Kurulu üyesidir. Aynı zamanda memurların yargılanıp yargılanmayacağına karar veren kurulunda üyesidir. Nasıl seçiliyor bir defterden seçimi tamamen bakanın takdirindedir. Maliye Bakanı takdir eder. Tarafından. O zaman üçlü kararnameyle atanırdı. Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı imzasıyla atanırdı. Şimdi tek imza ile Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir rektör ataması gerçekleşti. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Siyasi özelliği öne çıkmış olan birisini rektör atarsanız bunu o üniversite kabul etmez. Kabul eden üniversiteler olabilir ama Boğaziçi gibi bir kültürü olan, kurumsal kültür olan bir yapı bunu kabul etmiyor. Doğru bulmuyor. Çünkü atanan rektör şahsi özellikleri, insani özellikleri bunları bilemem. Bunları bir kenara koyuyorum. Siyasi tarafı öne çıkmış olan bir kişi. Akademik tarafı öne çıkmamış. Akademik tarafı bilinmiyor, meçhul. Çünkü herhangi bir doğru dürüst yayını da yok bildiğim kadarıyla. 2 tane makalesi var galiba. Uluslararası literatürde çalışmalarına yapılan bir atıf yok, bir şey yok. Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni, öğrencisi haklı olarak tepki gösteriyor. Öğrencilerin, akademisyenlerin tepkisini ben haklı buluyorum, yerinde buluyorum. Buraları siyasi yerler değil. Buralara benim adamım gelsin derseniz bilimi yok etmiş olursunuz. Sadakat değil, liyakat esas olmalı. Siyaset değil, parti değil, bilim önemli olmalı burada. Orada öğrenciler bir eylem başlattılar. Sonra çeşitli şekilde oraya belirli gruplar dahil olmaya başladı. Çeşitli şekilde siyasiler de oraya destek açıklamaları yaptılar. Hatta gidenler de oldu. Siz bunları doğru buluyor musunuz? Ben öğrencilerin hiç kimseyi davet ettiğini düşünmüyorum. Ama böyle bir olay kamuoyuna mal olunca doğal olarak o öğrencilere destek vermek isteyenler oraya gittiler. Olaya böyle bakmak lazım. Ya niye onlar geldi? Ya da bakın burada Boğaziçi'li öğrenci sayısı çok az. Gözaltına alınanların çoğunluğu üniversite dışından. Tamam da bunlar da yine öğrenci. Onlar da gelmiş. Öğrenci ruhudur. Dayanışma ruhudur. Bütün bunlar. Bunları normal karşılamak lazım. Demokraside bunlar hoş görülür. Serbest bırakılır. Tepkilerini göstersinler. Rektör de kendine göre doğru bir yol izliyor. Öğrencilerle diyalog kurmaya çalışıyor. Ya ben sizin öyle algıladığınız bir adam değilim. Ben iyi bir adamım. İşte bak Metallica dinlerim. Heavy metal dinlerim. İşte hard rock dinlerim vesaire vesaire. Bırakın rektörle öğrenciler bir arada belki kendileri bir çözüm bulurlar veya bulamazlar. Bilemem. Ama o dayanışmayı çok görmemek lazım. Hemen onları terörist diye nitelerseniz bu doğru değil. Bu kimseye yarar getirmez. Bu herhalde bizim genlerimizle ilgili de olabilir. Yani Türkiye'deki erkeklerin büyük bir bölümü otomobillerden hoşlanıyorlar. Akif Hamzaçebi otomobilleri sever mi? İlk otomobilini ne zaman aldı? Vallahi en son herhalde 20 sene önce araba kullandım. Veya hayatımda belki 2 veya 3 kere araba kullandım diyebilirim. Herkesin bir işi var yani. Ben arabada giderken bir şey okuyacağım, bakacağım, imza atacağım, notlar yazacağım, internete gireceğim. O nedenle araba kullanmaya zamanım olmadı. Çok karizma bir iş ya bu. Arabayı evde Necla kullanır. Hanım kullanır. Arabam var. 2002 Passat arabam var. Ankara'da durur o. Ankara'ya gittiğim zaman şoförüm onu kullanır. Evim burada. Eşim kızım burada. Ankara'da bir evim var. Gittiğim zaman orada kalıyorum. Ama zor bir şey değil mi ya? Şimdi siz böyle gidip geliyorsunuz. Daha çok hafta sonlarını İstanbul'da geçiriyorsunuz. Hafta sonu işte meclis kapalıyken mesela şu an meclis kapalı buradayım. Meclis her gün yok tabii. Yani salı, çarşamba, perşembe 3 gün normalde var. Onun dışında buradayım. Alıştık. Gayet kolay geliyor. Güzel tarafları da var. Evet. Güzel tarafından bakmak da önemli tabii ki yani. Bunu en iyi yorumlayacak insanlardan birisiniz şu anda. Ankara mı İstanbul mu? Tabii ki İstanbul. Vallahi burada hemfikiriz. Çünkü ben de Ankara'da ara ara böyle röportajlar için falan gidiyoruz. İstanbul'un yeri bambaşka yani. Tabii ki orada yaşayanlara saygı duyuyoruz. Yani orada alışanlar da İstanbul'u belki sevmiyor olabilirler ama. Cemal Süreya Ankara'yı şöyle tarif eder. Ankara, Ankara ey iyi kalpli üvey ana. Çok güzel. İnanılmaz keyifli bir eviniz var. Şimdi burada tabii benim hemen dikkatimi teyip çekti. Evet. Ya bu çok efsane bir makinedir ya. Efsane. CD'ler var. Evet. Rock, caz, Türk sanat müziği, türküler. Özellikle evde müzik dinlemiyorum onun için. Ne burada ne Ankara'da. Bir dönem çok meraklıydım. Müzik dinlerken çok notlar aldım, yazılar yazdım. Hatta onları belki bir kitaba dönüştüreceğim ileride. Ünlü müzik adamı şöyle diyor. Bütün geleneksel müzikler biraz sığınaktır. Sığınaktan çıktığınız anda gerçek yaşamla karşı karşıya kalır. O nedenle en iyisi doğanın müziğidir, kentin müziğidir. Ben şimdi onu seviyorum. Yürürken derenin uğultusu, hafif rüzgar sesi, yaprakların hışırtıları ya da sessizlik her neyse en güzeli budur. Bunu ben Instagram hesabınızdan çözüyorum. Çünkü bazen bazı paylaşımlarınızda içinizden geçenleri yazmışsınız. Instagram'ı biraz bu amaçla kullanın. Müslüm Gürses'le ilgili bir atıfınız da var. Mesela bence o da çok değerli. Onun ölüm yıl dönümüydü ama birçok insan hatırlamadı falan. Müslüm Gürses'in o paramparça şarkı türküsü vardır. Sensiz olmaz vardır. Paramparçanın klibine bayılırım ben. Vallahi çok güzel ya. Muhteşem bir kliptir. Yani o şarkı zaten güzeldir ama o klibe baktığınız zaman o 1957 model arabasıyla gider. Kırmızı bir araba. Klasik Müslüm Gürses kıyafeti ve beyaz ceket, siyah gözlük. Öyle işten söyler ki onu. Oradaki o hüzne imrenirsiniz. O hüzün sizi adeta kendi içine çeker. Müslüm filmi. İzlediğim tabii ki. Ya gerçekten muhteşem yapmışlar. Hakikaten çok güzeldi o. Hakikaten o Müslüm karakteri o çocukluktan itibaren aynen, muhteşemdi. Bir yerde de bir Müslüm Gürses'i gösteriyordu. Bir otomobil galerisinde evet, bir otomobil alıyor galiba. Hakiki Müslüm Gürses oradaydı. Görüntü. Gördüğüm kadarıyla evde bir kitap yoğunluğu hakim abi. Kitaplığımın ağırlığı Ankara'daki evdedir. Ankara. Burada sığamıyoruz maalesef. Akif Hamzaçebi kütüphanesi gibi bir şey var mı böyle bir odanız? Ankara'da salonun iki duvarı kitaptır. Yine bir çalışma odası var. Orada karşı duvar olduğu gibi kitap dolabı. Burada salonda çok az bir kitap vardır. Yatak odam kitap doludur. Sağlı sollu böyle üst üste. Özellikle pandemi döneminde üst üste yığıldı. Bu sokağa çıkma yasaklarını çok seviyorum ben. Muazzam kitap okudum. Okumadığım kitapları okudum. Mesela hani ne tarz kitaplar okuyorsunuz? Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hepsini okurum diyeceğim de biraz açalım onu. O hepsi yani elime ne geçerse okurum falan. Tamam ya, o kadar da değil tabii. Sosyolojik analizler içeren kitapları okurum. Felsefe kitaplarını okurum. Arada bir roman okurum. Roman insanı dinlendirir, çok iyi yerlere götürür sizi. Ruhunuzu bakirleştirir roman. Gerçekten arada bir roman okumakta yarar var. Bu Amin Maluf kitaplarını çok okudum. İslam'la ilgili çok kitap okudum. Fıkıh değil de kelam kitaplarını çok okurum. Yani bir nevi İslam felsefesi diyelim. İslam tarihinin o bir takım sorunlu olayları, mezheplerin doğuşu, onları okurum. Pandemi öncesi aslında bir kayıp aydınlanma kitabı okudum. Şurada vardır o. Frederick Starr diye bir yabancının yazdığı muhteşem bir kitap. 750 yılından 1250 yılına kadar olan 500 yıllık bir dönemi anlatıyor. Orta Asya ve İslam coğrafyasında olağanüstü bir bilim ve felsefe var. Evet. O kitap şuradan başlıyor. Milattan sonra 999 yılı, hiç unutmuyorum. 999 yılı iki kişi yazışıyor o dönem. İslam coğrafya Orta Asya'da çok uzak kentlerin mektubu elbette ulaklar alıyor, götürüyor. Yazıştıkları konu acaba kainatta, dünya dışında başka gezegenlerde hayat var mı diye. Yazışanların birisi İbn-i Sina, diğeri Bruni. Ve seneye bakın yani. Bakın. Böyle bir şey var. Hepsi eski Yunan'ı biliyor, okumuş, Aristo'yu, Platon'u. İslam medeniyetinin çok büyük olduğu dönem tabii o dönem. Yine burada da kitaplar var. Biraz önce bahsettiğiniz kitap. Bu kitaptır. Herhalde bir 500 sayfa. Vallahi var. Bu böyle sıkı, ya nasıl okuyacağım diye insan böyle bir başlıyor ama çok akıcı, alıp götürüyor insanı. Ama benim gördüğüm kadarıyla burada hemen hemen aslında her çeşitten kitap var. Yani her şeyi okurum derken hukuk kitapları vardır. Mesela Devlet Kurumu diye Cemal Akal'ın kitabı. Foucault'un 6 ciltlik Söyleşiler kitabı çok rahat okunabilen bir kitaptır. Türkiye'de medya nereye gidiyor? Bu medya evrilmesini siz nasıl yorumluyorsunuz? Aslında bu evrilmeyi çok iyi buluyorum, olumlu buluyorum. Çünkü televizyonlar ve gazeteler şu an Türkiye'de maalesef yok yani. Arzu ettiğimiz anlamda vatandaşın haber alma özgürlüğünün karşılanabildiği bir medyayı görmüyorum ben. Hayırlı oldu. Başka kanallar açıldı. İşte YouTube'du, internetti. Herkesin kendi yayınını kendisinin yapabildiği bir süreç başladı. Diğer medya grupları zaten bir şekilde aslında bütün ülkelerde öyle sermayenin ya da iktidarın kontrolünde, gücün kontrolünde olan medya haber alma özgürlüğünün önündeki en büyük engeldir. Onun için bu YouTube kanalları, internet, sosyal medya çok daha olumlu olmuştur. Bir şeffaflık var şimdi. Tabii şeffaflığı da eleştirenler var. Mesela bir Güney Koreli yazar şey diyor, şeffaflık toplumu diye yazmış. Şeffaflık neoliberal bir aygıttır diyor. Ama sonuçta bugünkü demokrasilerde şeffaflık olmadan olmaz. Bütün yönetimlerin harcamaları, eylemleri, işlemleri halk tarafından görülebilmeli. Böyle bir denetim imkanını yaratıyor dijital medya. Türkiye'deki medyayı 3'e ayırabiliriz yani. Bir işte ana akım dediğimiz medya. Evet. Mevcut. 2, bu YouTube, Twitter'da artık insanların kendi ikinci bir gazetesi gibi kendi düşüncelerini yazdığı. Evet. Aslında sokaktaki bir vatandaşın bir konuyu çok rahat dile getirebildiği ve toplum tarafından satın alınırsa, yani doğru bir şeyse, bir mağduriyet varsa çok da hızlı bir şekilde yayıldığını ve milyonlarca kişiye ulaştığını görüyoruz. 3. bir yöntem de işte bu podcastler falan çok yayılmaya başladı şu anda. Spotify'lar falan. Tabii bu 2021'den sonra biraz daha Türkiye'de daha fazla benimsenecek, kabullenilecek bir durum gibi görüyorum. Onu da ben aslında radyonun devamı olarak görüyorum. Yani çünkü biz yeniden bir güneşi ortaya çıkaramayız ama var olan güneşi yansıtabiliriz. İletişimin devamı mı tarzında düşünülebilir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir dönem birlikte siyaset yaptınız ama sonra yolları farklı şekilde devam eden isimler de oldu. Evet. Mesela Muharrem İnce, evet, Mustafa Sarıgül. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu konuları? Farklı bir yol çiziyorlar. Hayırlı olsun demekten başka yapacağım bir şey yok. İkisine de hayırlı olsun. İnşallah tuttukları yol ülke için, memleket için yararlı olur. Size oradan bir davet falan geldi mi mesela? Ya hayır. Gelmez. Sizin o zaman ayrılmayacağınızı bildikleri için mi geldi? Akif Hamzaçebi'nin ismi Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeş bir isimdir. Yani öyle ayrılmak, öyle bir teklif falan, kimsenin aklına böyle bir şey gelmez. Teklif dahi edilemez. Yani. Hayır, elbette edilemez tabii ki. Yola girdik, bir mücadeleyi yürütüyoruz. İnşallah başarıya ulaştıracağız. Başarıya ulaştırana kadar, onun sonucunu alana kadar yolumuz bu yoldur. İnşallah ondan sonra hep birlikte hepimiz o mutluluğu yaşayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Akif Hamzaçebi, biz İstanbul'u alırdık diyor muydu yani seçimlere? Kesinlikle İstanbul'u alacağımıza inanıyordum. Daha Sayın İmamoğlu'nun adaylığı da ortada yoktu. Bunu çok güçlü bir şekilde kamuoyuna da ifade ettim. Genel Başkanımıza ve partimizin yetkili organlarındaki arkadaşlarımıza da bunu çok güçlü bir şekilde ifade ettim. İstanbul alınabilir bir şehir olarak, belediye olarak önümüzde duruyordu. Ben buna yürekten inanmıştım bir kere. Sayın Kılıçdaroğlu'nun katkısını, başarısını görmek lazım. İttifaklar olmasaydı elbette bu başarılar buralara gelmezdi. Bu başarılar çok açık. Siz ittifakları o zaman bir başarı olarak nitelendiriyorsunuz. Başarı nedir? Kazanmaktır. Kazanamıyorsanız ya çok iyi çalıştık, çok iyi projelerimiz vardı ama kazanamadık. Başarı yok ortada. Kazanmaktır önemli olan. Kazandığınız zaman başarmış olursunuz. Sizi bu başarıya ittifak götürüyorsa demek ki başarılı bir iş yapmış olursunuz. Bu seçim sistemi ittifaklara yol açtı. İlk kez 2018 genel seçiminde ittifak yapıldı. O zamana kadar o yasaktı. Seçim yasası değişti. Yeni sistem ittifakları mecbur hale getirdi adeta. Önce Cumhur İttifakı doğdu. Arkasından Millet İttifakı doğdu. Sonra bu anlayış ya yerel seçimde de olabilir. Oraya döndü. Yerel seçimde genel seçimdeki gibi resmi bir ittifak yok aslında. Bir dayanış var. Yani o isimler geliyor. Orada daha çok sözler geçerli oluyor. Tabii ki sözler geçerli oluyor. Seçim sistemi değişirse, daha sonra bu sistem değişirse yine ittifaksız seçimler olabilir tabii ki. Sizce olur mu böyle bir şey? Siyasi öngörünüz. Valla ittifakı Türkiye siyaseti gördü. Bunun tadını aldı. Bunun tadını aldı. Bu bırakılmaz bir daha. Bırakılmaz. Ötesinde yeni kurulan partiler de var. Mesela Ali Babacan, evet, Ahmet Davutoğlu parti kurdu. Onlarla ilgili bir düşünceniz var mı? Her ikisine de hayırlı olsun. Başarılar dilerim. Sayın Babacan'la bakan olduğu dönemde çok beraberliğimiz oldu. Daha sonra mecliste beraberliğimiz oldu. Yoksa özel bir arkadaşlığımız olmadı. Sayın Davutoğlu'nun da başbakanlığı döneminden biliyorum. Çizgileri düzgün, iyi kişilerdir. Başarılar dilerim. Önemli bir siyasi partinin önemli bir milletvekili olsanız da bazen yoruluyorsunuz. Bu hayat koşturması içerisinde ya bir yerlere kaçsak mı acaba falan dediğinizde oluyordur mutlaka. Eğer yaz tatili ise Didim'deki yazlığımıza gidip orada bir denize girip çıkıp evde saatlerce kitap okumak dinlendirir. En çok bu dinlendirir. İstanbul'da ne dinlendirir dersen bu evde hafta sonu gece oturup kitap okumak. Gündüz zamanı diyelim pandemi yok. Evet. Ben halkın içinde olmayı severim. Vatandaşın içinde olmayı sokakta severim. Yani. Gerçekten dinlenirim. Onların arasına gittiğim zaman Sultanbeyli'ye, Beykoz'a, Sultan Gazi'ye, Arnavutköy'e, Sancaktepe'ye, o sorunu olan vatandaşlarımın arasına gittiğim zaman, onları dinlediğim zaman, onların taleplerini gördüğüm zaman, onları alıp meclise taşıdığım zaman bundan mutlu olurum. Sokakta vatandaşın arasına dalıp normal bir sıradan vatandaş gibi işte koruma yok. Yanınızda şoför. Yok, korumam hiç olmadı. Hiç olmadı koruma. Yani böyle... Kesinlikle öyle. Yani beni herkes arar. Telefonum tek numaram vardır. Konuşurum, dinlerim. Davet ederler. Giderim. Sorunum var der. Koşarız. İşte hastamız var der. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'yı zaman zaman ararım. Kendisine çok teşekkür ederim. Hasta ricalarım oluyor. Hemen ilgileniyor. Vallahi hemen anında ilgileniyor. Bana hemen WhatsApp'tan bir mesaj at der. Atarım. 1-2 saat sonra hasta yakını beni arar. Ya çok teşekkür ederim. Bize bakanlıktan aradılar. Şu hastaneye yerleştirdiler. Tedavimiz başladı. Vatandaşı dinlemek ayrı. Bu işin bir tarafı. Dinlediniz. Sonra ne yapacaksınız? Dinlediniz. O sorunu çözmeyenlere kızdınız. Sonra orada mı kalacak o? Hayır, çözüm için taşıyacaksınız bunu. Meclise taşıyabilirsiniz. Kanun teklifi verirsiniz. Mutlaka yaparım. Kanun teklifine dönüştürürüm, veririm. Ve onların birçoğu da yasalaşmıştır şu ana kadar. Bir fikir ortaya atıp onun ete kemiği bürünür. Tabii ki. Tabii ki muhtarlar beni arar. Siyasetin en önemli adamı muhtardır bakın. Dayım muhtardır rahmetli. Bir gün Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'ya gittim. Ankara defterdarıyım. Evet. O benden bir şey, bilgi istemişti. Ben de annem Gümüşhaneli falan, bakanı bir ziyaret edeyim demiştim. Gittim, odasını aldı, kahvemi söyledi. Dedim benim annem de Gümüşhaneli. Kimlerden dedi? Şunlar dedim. Baba, Muhtar Mehmet senin neyin dedi. Dayımla ilgili böyle hemen çok yakın bir ifade kullanması hem hoşuma gitti hem de ya demek ki bu muhtarlık önemli dedim. Sayın Cumhurbaşkanı da külliyede misafir etti. Gerçek problemin ortasında olan kişiler. Hakikaten bütün milletvekilleri için muhtar önemli olmak durumundadır. Evet. Önemlidir. Muhtarı ihmal eden insan siyaset yapamaz. Yapmıyor demektir. Mahallesinde kim fakir, kim gariban, kimin durumu iyi hepsini bilirler. Yani. Hepsini bilir. Mesela bir iş insanı bir yardım götürdüğünde muhtar onun nereye vereceğini hemen kafada kodlar yani. Elbette tabii. İstanbul'un bütün muhtarların telefonları benim cebimde kayıtlıdır mesela. Hepsini ararım abi gerektiğinde. Sizin teknolojiyle ilgili merakınız, mesela teknoloji düşkünü bir insan mısınız? Yani bu gelişen iletişim teknolojilerinden yararlanıyorum, kullanıyorum. Takip ederim. Model değiştikçe yenilerim. Aşırı teknoloji düşkünüyüm dersem yanlış olur. iPad kullanırım. Evde sürekli print alırım. Printer'ımı yeniledim bu esnada. Altını çizerek okumayı severim. Yani diyelim internetten bir PDF formatında bir şey indireceğim, okuyacağım. Onu mutlaka print ederim, öyle okurum. Böyle hırpalayarak okurum ben onu. Altını çizerim, notlar alırım. Okuduğum bütün kitaplardan bir özet çıkarırım bir kere. Her okuduğum sayfaya bir tarih falan atarım, bir imza atarım yani. Atarım. Hepsinde vardır. Mesela burada dedim 20 Temmuz 2019'da ben bunu okumuşum. Bir de böyle notlar alırım ben. Bak burada notlar alırım. Notlar alırım. Çok ben böyle çok hırpalarım yani. Bak Bruni, Amerika'nın en erken keşfi. Sizinle konuşurken şunu daha iyi anladım. Bence her kesim açısından böyle. Ön yargılardan kurtulduğumuz zaman, çeşitli ideolojik düşünceleri bir kenara bıraktığımız zaman, sohbet ettiğimizde orta noktada buluşabileceğimiz o kadar değerli şeyler var ki. En büyük meselemiz bu, biliyor musun? Kutuplaşma. Bunu aşsak ekonomiyi de çözeriz, eğitimi, dış politikayı, her şeyi çözeriz. Siz bundan sonrasını nasıl yorumluyorsunuz Türk siyaseti açısından? Bir Z kuşağı geliyor. Özellikle onlar bu tartışmayı, kavgayı, ayrışmayı çok fazla istemiyorlar. Biraz daha teknoloji, inovasyon, uzay, bilim. Nasıl yorumluyorsunuz? En büyük meselemiz kutuplaşmadır. Ekonomiden de önce gelir, diğer sorunlardan da önce gelir. Türkiye olarak aşamayacağımız sorun yoktur. Üstesinden gelemeyeceğimiz bir mesele yoktur. Türkiye o zaman gerçekten ekonomide, demokraside, her konuda ileriye gidecektir. Şu an bu kutuplaşmanın duvarlarını yıkmamız gerekiyor. Toplum kesimleri birbirinden uzaklaşıyor. Bakın Bilgi Üniversitesi'nin bir araştırması var. Çok ilginç sonuçlar var. Kendinizi en uzak hissettiğiniz partinin mensubuyla bir arada görmeyi ister misiniz? Çocuklarınız onların çocuklarıyla oyun oynasın mı? Hayır diyor. %70'lerde bir oran. İş yapar mısınız? %70'lerde hayır. Ya da bırak onu. Sizin partinizin mensuplarını aşağıdaki sıfatlardan hangisiyle değerlendirirsiniz? İyi, cömert, vatansever, yardımsever, zeki. Bunların hepsini kendi partisinin mensuplarına uygun görüyor. %80 oranında. Şu sıfatlar diyor, rakip partinin taraftarlarına bunları hangi oranda uygun görüyorsunuz? Hain, vatan haini, aptal, kıskanç. Bunlar da %80 oranında rakip partinin taraftarına uygun görülüyor. Bunu aşmamız lazım. Evet. Siyasi rekabet olmalı, yıkıcı olmamalı. Uygun bir dil olmamalı. Yani elbette insanlar toplumsal yaşamda bir araya gelebilmeli. Bunun için ortak bir gelecek inşa edebilmeliyiz. Hepimizin ortak bir geleceğinin olması lazım. Üzerinde buluşabildiğimiz, ona ulaştığımız zaman bütün herkesin mutlu olduğu bir geleceği kurmamız, düşünmemiz, bunu inşa etmemiz lazım. Öğrencilik yıllarından görüştüğünüz arkadaşlarınız var mı şu anda? Bir bağla bulunduğunuz bir WhatsApp grubu falan. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarıyla, yani aynı dönem mezunlarıyla bir WhatsApp grubumuz var. Ben birkaç arkadaşımla oluşturmuştum. Evet. Orada haberleşiyoruz. Arada bir yazışma oluyor mu orada? Yıllar sonra bir araya geldik. Orada çok değerli bir şey ya, okul anılarını, çok güzel okul yıllarını yad etmek. Genel sekreterlik durumunuz söz konusuydu. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan sonra en önemli isimlerden biri oluyorsunuz. Şimdi bizim partide bu çok önemli bir görevdir. Eskiden çok daha önemliydi. TÜZÜK'te onun seçilme şekli farklıydı. Sonra daha farklı oldu ama her zaman şimdi önemlidir. İki büyük genel sekreter bilirim. Ama bu benim açımdan. Birisi Bülent Ecevit. Sonra başbakan oldu. Birisi de aslında belki eski partilerin bildiği, kamuoyunun bugün hiç bilmediği bir isim. Hayatta değil. İsmail Rüştü Aksal. Niye diyeceksiniz bana? Niye ya? Önemli. İsmail Rüştü Aksal benim gibi Maliye Bakanlığı'nda mali müfettiş olarak göreve başlamış. Cemal Süreya vardır. Büyük şairimiz. O da mali müfettişidir. 99-100 diye 99 portreyi tanıttığı bir kitabı vardır. O portrelerden birisi İsmail Rüştü Aksal'dır. Onun için şöyle bir cümle kullanır. Maliye Teftiş Kurulu'nun iki romantiğinden biri. Diğeri de kendisi aslında. Evet. Herhalde Cemal Süreya bugün hayatta olmuş olsaydı belki de şey derdi. Maliye Teftiş Kurulu'nun üç romantiğinden biri. Üç romantiğinden. Sizin de böyle bir romantik yanınız ağır basıyor. Romantizm her zaman mutlaka. Şu anda global bir romantizme ihtiyacımız var. İnsanlığı bu kurtaracak. Evet, kesinlikle öyle. Zaten artık her şey sadeliğe gidiyor abi. Yani böyle çok hırslar, makamlar, mevkiler falan filan değil. Tamamen insanlığın kazandığı bir yere doğru gidiyoruz. Evet. Bakın bugün çevre duyarlılığı has safhaya ulaşmış durumda. Çevre temizliği keza has safhaya ulaşmış durumda. Bugün işte bir kuraklıkla ilgili, doğal kaynaklarımızın azlığıyla ilgili bir durum söz konusu ve toplumun hemen hemen her kesiminden ortak ses çıkıyor. Önemli görüyorum bu bahsettiğimiz. Yani hırs ve daha çok kazanmak dünyayı mahveden budur aslında. Çevreyi mahveden budur. Evet. Küresel iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın nedeni odur. Daha çok üretim, daha çok karbon salınımı, evet, daha çok kazanç. Bunu dengeleyecek bir modeli insanlık bulmak zorunda. Mesela büyüme hesapları yapılır bugün. Ekonomide büyüme hesapları. Ne kadar büyüdün? %3, 5, 6 işte bu sene ne kadar büyüyeceğiz hepimiz merak ediyoruz. Dünya ekonomisi ne kadar büyüdü? Nasıl yapılıyor bu büyüme hesabı? Ne kadar mal ürettin? Onun bugünkü değeri nedir? Bu hesap yapılırken o işletmedeki makinelerin, diğer aletlerin hepsinin bir aşınması var değil mi? Amortisman ayrılır bunun için. Aşınma payı düşülür. Peki dünya büyümesi derken dünyanın aşınması diye bir şey yok mu? Dünya yaşanmaz hale geliyor. Evet, vallahi öyle ya. Isı yükseldi. Ortalama sıcaklık yükseliyor. Dünyanın büyüme hesabında bu ihmal ediliyor. Dünyanın aşınması hesap edilse aslında ekonomi, dünya ekonomisi büyümedi demek lazım. Ben mesela denizi çok seviyorum. Yani yazları işte bir ay, iki ay denizde kalırım yani. Mavi turlara falan çıkarım. Ya insanların dokunmadığı o koylar o kadar pırıl pırıl ki suları, doğal güzellikleri. Ama mesela bu teknelerin, motor yatların çok fazla gittiği yerlere bakıyorum işte. Bir tanesi oradan motorun yağını boşaltıyor, bir tanesi pis suyunu boşaltıyor. Bir tanesi çöpünü işte bırakmış koyun bir kenarına. Dolayısıyla bu hassasiyetler çok önemli. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz bence. Büyüme kalkınma hesaplarında çevre bir faktör olarak kesinlikle dikkate alınmak zorunda. Daha çok alınmak zorunda. Ben mesela bu sıfır atık projesini çok önemli görüyorum. Türkiye'de hala ben bu projenin çok anlaşıldığını düşünmüyorum. Yani toplum olarak bunu kavrayamadık. Atıklarımızı atmamak, evde veya diğer alanlarda çıkan atıklarımızı doğru bir şekilde ayırarak atmak hem iş gücünü azaltıyor hem de muhteşem bir geri dönüş alıyor bize. Bu konuya da bence biraz daha eğilmemiz lazım diye düşünüyorum yani. Sıfır atık olsun, küresel ısınmaya neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması olsun. Bunların hepsi olağanüstü derecede önemli. Şu an karşımızdaki en büyük mesele çevre kirliliğidir, plastiktir. İkincisi de küresel ısınmadır. Milyonlarca, milyarlarca ton enerji tüketiliyor ve onun atıkları işte atmosfere dağılıyor. Küresel ısınma dediğimiz olay buradan doğuyor. Isı yükselince her şey bozuluyor. Güzel bir hamlenizi gördüğümde ego yapmadan alkışlıyor olmam lazım. Yani demem lazım ki evet ben şu görüşteyim, şu partiyi destekliyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden Akif Hamzaçebi şöyle bir hareket yapmış. Gerçekten tebrik ediyorum. Ki bunu sizinle ilgili söyleyen çok arkadaşımız, dostumuz da var yani sonuç olarak. Evet. Farklı görüşlerde olan. Şimdi bugün diğer tarafa baktığımızda şimdi bakın mesela işte çevreyle ilgili, doğal dengenin bozulmasıyla ilgili çok ciddi bir kaygı var. Bütün dünyada bu var yani. Önceki akşam Madrid'e kar yağdı. İnsanlar evet işte kar yağdı falan diye sevinç çığlıkları attılar yani. Bence alkışlamak da çok kıymetli bir şey. Güzel yapılan işleri. Yani bu ülkede yaşayan insanların değil, bütün insanlığın ortak değeri. Evet. Yani bütün insanlık sahip çıkmalı buna. Bizi misafir ettin hem bahçende hem de evinde. Üşüttük biraz seni bahçede galiba. Ya, bence güzel abi ya. Yani biz şu anda yağmur yağsın diye dua ediyoruz Allah'a. Hakikaten yağmur yağsın. Çok samimi ve sıcak bir ev ortamınız var. İnsan evinde mutlu olursa bence dışarıya da öyle pozitif yansır. Bence sizin dışarıdaki pozitif algınız biraz evden yansır. Olabilir. Burada eve biraz torpil geçmiş olalım ya. Çok keyif aldım. Ben de çok mutlu oldum ne demek. Ya biz şimdi tabii bu YouTube artık önlenilebilir bir bir noktada değil yani. Dünyanın her yerinde alıcısı var ve yeni bir iletişim mecrası. Özellikle genç arkadaşlarımızın çok takip ettiği bir platform. Biz de artık sadece buradan videolarımızı yayınlıyoruz. İyi de oluyor. İnsanlar böyle bizim çekim açılarımız, işte o alttan gelen müzikler, arada bir böyle slow görüntüler falan. Keyifli oluyor. Ben de çok seviyorum yani. Bu benim ilk YouTube röportajım. Aa, süper. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Akif Hamzaçebi ile birlikteydik. Aslında Mehmet Akif Hamzaçebi, onu Türkiye'de biz Akif Hamzaçebi olarak biliyoruz. Siyasette genel olarak onun jargonu biraz daha ılımlı siyaset, biraz daha güler yüz, samimiyet ve iletişim gücü. Biz de bu röportajda kendisinin bilinmeyen yönlerini sizinle paylaşmak istedik. Videonun altına olumlu ve olumsuz yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bizi eleştirebilirsiniz aynı zamanda. Ben de bütün yorumları okumaya gayret ediyorum ve elimden geldiğince de cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.